Böyle yaparsanız da ne yaparsınız? Oyunun içine dersiniz. Bak kol kaldı. Hemen hemen böyle geçiyoruz. Kablolu ve kablosuz bir şekilde MetaQuest 3'ü bilgisayara bağlayacağız. Bilgisayardaki 360 derece videoları, VR videoları izleme şansınız olacak. Aynı zamanda oyunları özellikle Steam oyunlarını bir şekilde burada oynayabileceksin. En sevdiğim en güzel yanlarından birisi de bu şekilde bilgisayara bir şekilde bağlanmak ve bilgisayardaki oyunları oynayabilmek. Steam oyunlarını oynayabilmek. Yani biliyorsunuz ki şu an Steam tabi dövize geçecek. Yani Quest oyunların hepsi dolar usulü ve pahalı. Tabi Steam'i bilmiyoruz ne olacağını, ne kadar rakamlı olacağını, indirimli olacağını bilemiyorum ama Türk lirasında olduğu için şu an falan uygun oluyor. Birçok oyunda uygun oluyor fiyatları. Dövize geçtiği zaman da onda bakacağız artık hangisi daha uygun, daha iyi değil. Ama VR oyunlarını yani Steam'de aldığınız VR oyunları bu Quest 3 ile oynama imkanımız var. Peki bu nasıl yapacağız? Nasıl bağlayacağız? Bunu göstereceğim size. Çok basit, çok kolay. Direkt zaten kendi her şeyi tanıyor. Quest 3'te, Quest 2'de bazı sorunlar oluyordu. Quest 3'te bu sorunlar da yok. Bunları aşmışlar. Direkt bağlantı tanıyor ve direkt görüyor. Öncelikli olarak bilgisayara bir program yüklüyoruz. Bu da Metacom'un Quest Setup dosyası. Şu an ekranda gözüküyor olması lazım. Metacom Quest Setup. Buraya ekranı geldikten sonra burada herhangi birini yani şuna şey link ve link kablo olanı ya da fark etmez hepsi aynı programa çıkıyor çünkü. Download dedikten sonra direkt indiriyor ve aşağıda görüyorsunuz. Şimdi ben bu bunu kurdum. Bunu kurduğum için kurum aşamasını atlıyorum. Okulu setup'ı çift çift tıklıyorsunuz ve kuruyorsunuz. Kurum yaptıktan sonra bir ekran çıkıyor size. Bu ekranda giriş yapmanızı istiyor. Bir tane kendi kaydınız vardır. Aynı zamanda bir tane link açın. Facebook üyeliğinizden de girebiliyorsunuz. Ya da yeni bir mail adresiyle de girebiliyorsunuz. Ben yeni bir mail adresim yani kendi mail adresimi giriş yapmayı tercih ettim. Yani Genellikle sosyal medya kullandığım şeyleri platformları bu tarz yerlerde oyun platformlarında aynısını kullanmıyorum. Yani farklı mail adresini kullanmayı tercih ediyorum. Buradan bağlanın giriyorsunuz ve şöyle bir uygulama çıkıyor karşınıza. Bu. Uygulamayı yükledikten sonra karşınıza çıkacak yani girişini yaptıktan sonra karşınıza çıkacak olay bu. MetaQuest 3 ile bağlandıktan sonra işte ellerimde gayet güzel görünüyor. Programımızı yükledik bilgisayarda açtık. Sonra bunu açtıktan sonra yani gözlüğümüzü MetaQuest 3 ile açtıktan sonra şöyle bir panel çıkıyor. Bu ekran şuradaki gördüğünüz ekran hatta çok seviyorum bu kısmı. Bakın şunu tutuyorum. Bunu istediğim yere de koyabilirim. Böyle ben şu önüne çekiyorum, büyütüyorum. Güzel koyuyorum. Yani bu, bu hibrit olayı yani benim tabirim hibrit çok hoş olmuş. Bunu burada biz şunu tıklıyorum. Burada bakın Quest Link yazıyor. Quest Link'i e tıklayarak buradan bilgisayarımı buluyorum. Bakın buradan tıklıyorum ve başlat diyorum. Şimdi başlat dediğim zaman bilgisayarla bu bağlantı kurmuş oluyor. Bak şu an bağlantıyı kurdu. Şunu da şuradan anlıyoruz. Buradan direkt masa üstünü tıklayarak masa üstünü görebiliyorum. Şimdi masa niye böyle tuhaf tuhaf görüyoruz? Çünkü aynı zamanda ekranı tekrar tekrar açtığım için sonsuzluk ekranı oluşuyor. Şimdi masa bağlantı kurduktan sonra bu ekrana geldikten sonra direkt şurada evet, Steam mağazasına girdim. Kütüphaneden buradan benim oyunumu şöyle oyna diyebilirim. Evet şöyle ekranı. Şu an ekranım gözüküyor mu acaba? Evet. Direkt oyun ekranına gelmiş oldum. Yani buradan Steam'i seçtim orada. Steam'i seçtikten sonra oyun ekranıma geldim. Oyun ekranıma geldikten sonra buradan continue. Bakın çok basit bir şekilde buraya bilgisayara bağlı bilgisayardan da oyunumu açtım. Burada yine bunu açalım. İzle. play diyelim. Kolumuzu alalım. Evet, Aa, bak. Şimdi burada mevzu şu oyunun amacında ok yönünde vuracaksınız. Bak yanlış oldu. Her kareye okun aşağıda, aşağı. Şimdi bak aşağı göster, aşağı, yukarı gösterdi yukarı. Aşağı, yukarı, sol. Evet ve kırmızıyı kırmızıyla keseceksiniz mavi mavi ile kesiktiz. Müzik çok güzel. Çok eğlenceli. Bum bum bum. Bum. Sen daha hadi bundan böyle yapacaksın. O buradan gelicisin böyle kaçacaksın. Down. 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 Çok eğlenceli. Böyle yaparsanız da ne yaparsınız? Oyunun içine dersiniz. Bak kol kaldı. Hemen hemen böyle geçiyoruz. Şimdi şuradan çıkıyorum. Bakın şurada eğrinki kapadım. Çık dedim. Yine ekranın burada göründüğü yerde. Wi-Fi ile ağımla şey ağım aynı A ağ olduktan sonra hiçbir sorun yok. Yani şurada da aynı Android sistem gibi. Buradan bağlantısını yapıyorsun. Kuresi'ni tıklıyorsun. Ama ikisinde Wi-Fi ağı aynı ağda olmak zorunda. Şu an benim bilgisayarım, ekranım yani sistemimi net bir şekilde görebiliyorsunuz. Ben de bu ekrandayım. Hatta yan tarafta da kayıt aldığım kameram görüntüm var. Bir de ayrıca işte bunları bıraktıktan sonra kendi kapandı. Bakın bu ellerimi direkt görme durumu var. Bu şekilde yapınca da tuş moduna geçiyor. Şöyle önce küçük yapıyorum. Mesela şunu tıklayalım. Evet. Benim sevdiğim ekranlardan bir tanesine geldik. Şu benim benim yerim. Şimdi şöyle yapalım. Bunu değil de direkt kollarımı alıyorum. Bakın ellerim yani birebir çok net. Evet. Direkt alıyor. Bu ambiyansı çok seviyorum. Burası 60 derece burası böyle bir ev gerçekten çok hoş olmaz mıydı yıldızlara baktığın net görüntünün aldığın gerçekten kubbe şeklinde büyük ihtimal şu evlerle aynı evler zaten kubbe bence gerçekte de var mıdır evet biraz paranız çok fazlaysa bence kesinlikle vardır bak şuradaki şey çok güzel şimdi bunu alalım buradaki mesela değiştirebilirim ayarlara giriyorum kişiselleştirme Mesela bu ambiyansı değiştirmek istiyorum şu ambiyansa geçmek istiyorum Evet Gayet güzel Bir de şöyle bir şey var Mesela şunu da şöyle koyayım göstereyim Mesela şöyle döndürüyorum kendimi Evet Biraz manzaraya bakalım kendimi buraya atadım <laughs> Yani bu da çok iyi. Ha şöyle. Ha yu. Gerçekten de geldim. Ay masaya oturduk. Gayet iyi. Şuraya gidebilir miyim? Evet. Bayağı kompak, çok güzel ve Vay bak komşularımız, komşularımız da var. Ekran panelimiz. Yani buradan buna geçiyorum. Bakın normal ekrana geçiyorum. Bunu alıyorum. İster buraya koyuyorum, ister buraya koyuyorum. Yakınlaştırıyorum, uzaklaştırıyorum, daha yakına getiriyorum. Yani yani şu hibrit dediğim olay. Yani, sanal ortamda hem gerçekliğin ikisinin birlikte yaşanabildiği bir ortamın olması ne kadar hoş. Ya adam şu ayrıntıya bak ya. Hani şurada Böyle istediğim yere koy şöyle Çok hoş ya Sen şurada dur kanka Yani bağlantı da çok iyi Evet arkadaşlar anlatmaya çalıştım Mesela YouTube VR'lar var Yani YouTube dediğimiz VR aşamaları 360 video buradan girebiliyorsunuz ve buradan herhangi video açarak Yani şu ambiyansı yakalayabiliyorsunuz Buradan sağa sola bakabiliyorsunuz videolar Döndürme Ama yani çok iyi Buradan direkt gelersiniz Buradan da çıkabiliriz. Evet. kaba çık. Burada da şu tuş. Şu parmağım buraya göstermiyor. Şuradaki sonsuzluk işareti gibi olan yani metanın sembolü tıkladığınız zaman ana boşluğa gidiyorsunuz. Bakın bir daha tıkladım o da gitti. Şu an gerçeklik yani şu renk olayı çok iyi. Yani kırmızı kırmızı tabii daha da iyi olabilir ama diğer yani kendisi kendi yarıştığı diğer gözlükler zaman çok daha iyi bir sistem. Güzel bir deneyim. Ben çok hoşuma gitti. Dediğim gibi bu bağlantı yapmak çok basit. Dediğim, uygulama yüklüyorsun. Telefonda da aynı Wi-Fi ağına bağlıyorsun. Ve olay bitiyor. Sana artı bir e, yaratacak herhangi bir şey yaratmıyor. Yani artı bir zorluk çıkartmıyor. Herkesin yapabileceği türden. Özellikle sana teknoloji seviyorsunuz. Her teknoloji seven birisinin mutlaka yapabileceği bir sistem. Kolay, kullanışlı. Meta en sonunda şey gibi hani Apple'ın böyle bir kullanışlılığı vardır ya iPhone'un Apple'ın yapmış olduğu uygulamaların basitliği, kullanışlılığı vardır. Aynı kullanışlı bir meta da sağlamış durumda sanki. Android işletim sistemi içerisinde çok güzel basit kullanışlı bir sistem yapmış. Videomu izleyene kadar videonun sonuna kadar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Umarım yararlı olmuştur. Hata ettiysek affedin. Yanlışımız olduysa lütfen düzeltin. Doğrumuz olduysa da mutlaka beğendiyseniz de beğendiğinizi söylerseniz çok mutlu olurum. Takip etmeyi unutmayın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.